Hangi programlama dilleri? Uzun uzun konularımız var. Hızlı bir şekilde anlatacağım. Burada hızlı cevap istiyorsanız doğrudan söyleyeyim Python. Yapay zeka tarafında Python programlama dili üzerine çalışmanız gerekiyor. Bunu öğrenmeniz lazım. Orada benim tavsiyem uzmanlaşmaya çalışın açıkçası. Uzmanlaşmaya çalışmak en doğru cevap olur diyelim. Bu size hızlı öğrenmenizi sağlar. Çok fazla kaynağa ulaşmanızı sağlar. İnternette bulabileceğiniz yapay zeka ile görüntü işleme ile ilgili kaynakların çoğu, yani kitaplar olabilir, video kurslar, YouTube'daki ücretli ücretsiz hepsi, GitHub'daki kaynak kodlar vesaire, bunlar %95 oranında Python'da geliştirilmiştir açıkçası. Göreceğiniz makaleler bile böyledir çoğunlukla. Çok az bir şekilde C++, çok daha az Java gibi şeyler var. C#, JavaScript aynı şekilde, bunlar az. Bunun dilin gücüyle hiçbir alakası yok. Bu çok uzun bir mesele. Hani dil konusuna girecek ama hani özel bir sorunuz varsa cevaplarım. Yoksa bunu daha hızlı geçeceğim. Ama dil gücüyle hiçbir alakası olmadığını bilmeniz yeterli. Şimdi peki C++ nedir? Ne işe yarar burada? Oyun programlama tarafındaki konuşmalarımızı hatırlayın. Oyun programlamada mesela C# kullanırsanız JavaScript ile bile oyun geliştirebilirsiniz. Unity üzerinde. Hatta herhangi bir programlama diliyle aşağı yukarı yapabilirsiniz bunları. Ama bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Orada alt core teknoloji olarak geliştirilen mesela Unity'nin kendisi, yani platform, altyapının kendisi ya da Unreal Engine mesela, bunlar bunun gibi fizik motorları, oyun motorları C++ dilleriyle geliştirilir genellikle. Bunun sebebi altyapılarda yüksek performans gerektirmesidir. Yüksek hesaplama kabiliyeti gerektirmesidir. Hafızayı çok doğru yönetmesi gerekiyor programlama altyapısının. Vesaire vesaire. Birçok teknik sebebi var programlama dillerinde. Yapay zekada da durum aynı. Tam olarak aynı. Mesela TensorFlow kullandığınız zaman TensorFlow aslında C++ da geliştirilmiştir. Kendisi ya da PyTorch. Bunlar genellikle framework, yani library kısmı, kütüphanenin kendisi C++ da geliştirilir. Ama piyasada en çok kullanılan programlama dili yapay zekada da ve birçok alanda da Python olduğu için default olarak C++ ile değil Python ile geliştirilebilir halde yayınlanır. Yani ona port edilmiş şekilde yayınlanır bu diller, bu teknolojiler daha doğrusu. Ama ister CUDA olsun, CUDA komple C++'tır mesela, C ile geliştirilmiştir falan. Hatta C'nin extended version'ı gibi tanıtılabilir de. Yani C programlama dilinin biraz genişletilmiş dili gibi düşünülebilir de vesaire. Bu nedenle siz Python'la öğrendiğinizde C++'a ihtiyacınız olmadan bu teknolojilerin hepsini kullanabiliyor olacaksınız. Ama isterseniz Python'ı aradan çıkartıp doğrudan C++'la bunlar üzerinde de doğrudan natif kod yazabilirsiniz. Bunda sorun yok. Java yapay zeka tarafında çok önemli değil. R bu zaten çok kısa bir şekilde anlatıyorum. Ben uygulama geliştirici değilim. İstatistik temelim var ve bu tür uygulamalarda çalışıyorum diyorsanız önerilir ve çok yaygındır. Doğru. Yapay zeka tarafında Python'dan sonra en çok kullanılan R'dır. Ama machine learning çalışmalarında daha çok. İkisi arasında çok fark var. Deep learning ve machine learning tarafından. Mesela istatistik okuyorsanız ya da okuyacaksanız ya da örneğin finansal çalışmalarda bulunmak istiyorsanız, R biliyorsanız Python öğrenmenize gerek yoktur açıkçası. R'la devam edebilirsiniz rahatlıkla ve çok güçlü bir şekilde ilerleyebilirsiniz. JavaScript geçiyorum. Açıklamaları var zaten. Bu slide'ı alacaksınız. Oradan okuyabilirsiniz. Ben burada Python, C++, Java, JavaScript, C#, Go ve Rust kullanıyorum.
R kullanmıyorum açıkçası. Sebebi de dediğim gibi ben geliştiriciyim. Yani ben istatistik temelli değilim açıkçası. Ve öyle bir hedefim yok. R'da yapılabilen her şeyi ben Python'da yapabiliyorum. Ve ekstra o bir programlama dili olarak tasarlanmış ve bununla çok farklı şeyler de yapabiliyorum. Ekstra bir dil öğrenmemek için yapmadım bunu. Ama mesela New York'ta çalışan bir finansçı, üst seviye bir finansçı arkadaşım benden yapay zeka tarafında tavsiye istediğinde hangi programlama dilini seçeyim diye, kendisi finansçı olduğu için Excel, VBA tarzı platformlar üzerinde algoritmalar yazdığı için ve hedefi de yazılım geliştirmek olmadığı için ben ona R önerdim gibi. Çünkü bunun uzmanlığı finans zaten. Python onun için kafa karışıklığıdır kesinlikle. Ama R tam olarak onun istediği şeyin en güçlü halidir diyebilirim. Geçiyorum. Ve burada bazı ağzımlar paylaştım link olarak. Ağzım Python ya da Python programlama dili diye benim bir sunumum var küçük. Oradan hızlı bakış yapabilirsiniz. SlideShare üzerinden. Benim blogumdan da ulaşabilirsiniz bunlara. Ya da C++ vesaire vesaire hepsinde. Mesela Go tarafında, C Sharp tarafında benim blogda da yayınladığım bazı makaleler var. Bunları da inceleyebilirsiniz.